Herkese eğitim odasından merhabalar. Geçenki videomuzda HTML eğitimine giriş yapmıştık. HTML eğitimindeki gerekli terimleri öğrendik. Bu terimler önemli. Eğitimimizin biraz yani bir 3-5 videomuz biraz teorik geçecek. Çünkü teorik geçmesinin nedeni HTML eğitimiyle ilgili tüm gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamız gerekli. Bu bilgi ve donanımlara sahip olduktan sonra da zaten kod yazmaya başlıyor olacağız. Geçenki videomuzda ayrıca frontend ve backend'in bir tanımını yapmıştık. Frontend'den bahsetmiştik, ön yüz çatısı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise HTML'e artık giriş yapıyor olacağız. Şimdi ilk olarak HTML'e nedirden başlayalım. HTML Hypertext Markup Language yani zengin metin işaretleme dili olarak geçiyor ve internet üzerinde bilgi ve veri paylaşımı için kullanılmakta olan en yaygın metin tabanlı işaretleme dili. Yani birazdan bahsediyor olacağım zaten. Kodları tamamıyla metin tabanlı. Yani metinsel ifadelerle yazılan bir işaretleme dili. İnternet üzerinde kişilere veya ağ üzerinde tamamıyla bilgi ve veri paylaşımı için kullanılan bir işaretleme dili. Ve HTML bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zaten bilgi ve veri paylaşımı olduğu için sadece ve ön yüzü oluşturduğu için bir programlama dili olarak sayılmıyor. Çünkü kendi başına çalışacak bir algoritması, işte döngüsü, operatörleri, fonksiyonları, OOP'si vesairesi yoktur. Ya da yapay zeka oluşturamıyor. Ya da insanların isteklerine göre cevap verebilen bir program yazılamadığı için HTML'i bir programlama dili olarak sayamıyoruz. Programlama dili olabilmesi için bir seri prosedür, dediğimiz gibi fonksiyonlar, koşullar, döngüler, operatörler gibi prosedürlerden oluşması lazım. HTML sadece belli başına verinin ta kendisi olduğu için HTML bir programlama dili olarak sayılmıyor. HTML'in yapısı tag adını verdiğimiz yani İngilizce'deki karşılığı etiket olarak verilen çeşitli başlıklardan oluşuyor. Bir sayfayı düşünün ve o sayfalara belli başlı etiketleri yerleştirdiğinizi düşünün. Örneğin işte video, işte YouTube frame'ler, işte metinler, linkler ya da diğer öğeleri yerleştirdiğimizi düşünelim. Tag parçaları metnin yani dolayısıyla belgenin ilgili okuyan browser tarafından verilen işleneceğini belirtir ve bu tagları da ayrıca browser okuyor yani kullanıcılara render ediyor yani sunuyor. Web sitelerinin hemen hemen %100'üne yakın kullanılan bir işaretleme dili. Bu nedenle web sitelerinin temeli ve iskeleti. Ben bunu bir insana benzetiyorum. HTML nasıl ki insanı ayakta tutan iskelet yapısıysa web sayfalarını web sitelerini de aynı şekilde HTML ayakta tutuyor. Ve ayrıca ileride göreceğimiz CSS dilinde de aynı şekilde ben insan yapısı olarak insanın derisi, saçı, görünümü olarak CSS'i görüyorum. İşte aynı şekilde JavaScript insanın hareketleri, dinamik olması, kalbi gibi diyebiliriz. Ve PHP'yi de ben insanın bir beynine benzetiyorum. Nasıl ki insanlar yaşamış oldukları durumları hafızasında tutuyorken PHP'de de aynı şekilde bir programın hafızası olacak ve o verileri biz hafızalarda tutacağız ve o hafızalardan okumalar, güncellemeler yapacağız. İşte aynı şekilde bir web'i bir insan yapısına benzettim veya örnekleme verdim. HTML sadece eğer biz bir web sitesi yapmaya karar verdiysek eğer sadece HTML'den müteşekkirse bir web sitesi, bu gibi web sitelerine biz statik web siteleri diyoruz. Çünkü bu siteler tamamen durağan değil, güncelleme işlemi kullanıcılara göre değil, sadece yazılımcıları tarafından güncellenebiliyor. Yani karşıdaki kullanıcılara cevap verebilen veya kullanıcıların güncelleyebileceği bir dil değil, tamamıyla statik, durağan bir yapısı var. Zaten başta da bahsettik. Veri ve bilgi paylaşımı olduğu için insanlar HTML'de güncellemeler ya da silmeler veya diğer işlemleri yapamıyor. Sadece ön yüz çatının oluşmasına imkan sunuyor. Eğer biz bu statik yapıdan kurtulup
dinamik bir hale getirmek istiyorsak işte o zaman diğer dillerden faydalanmamız lazım ve bu diğer diller nedir dersek PHP ya da ASP gibi programlama dillerini kullanıyor olursak sistemimizi statik bir yapıdan dinamik bir yapıya taşıyor olacağız. Evet, HTML nedir? Kısaca özetlemiş olduk. Statik bir yapısının olduğunu ve metinsel bir tabanı olduğunu ve taglardan oluşan bir yapıya sahip olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi ise HTML'in tarihçesine bakalım. HTML'in tarihçesi de 1980'li yıllara dayanıyor ve o zamandaki CERN gibi bir nükleer araştırma merkezinde görev alan Tim Berners-Lee, şu anda İngiltere'de bir üniversitede profesör, tüm CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle kolaylıkla paylaşabilmeleri için bir sistem olması gerektiğine inanıyor ve prototip olarak Enquiry, yani soruşturma adını isimli bir sistem öneriyor. Ve daha sonra bu prototipi geliştirerek 1989 yılına gelindiğinde internet tabanlı sistemin ilk temellerini yine Tim Berners-Lee atıyor. 1990 yılına gelindiğinde ise bilgisayar metin dili bulup geliştirmesinden sonra World Wide Web, geniş dünya ağı sistemini kuruyor. Ve bu sistemin üzerinde aynı şekilde geliştirmelerini devam ettiriyor. Ve CERN'deki bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan internetin başlıca temelini oluşturan, yani şu an günümüzdeki tüm web sitelerinin altyapısını ve temelini oluşturan HTML günümüzde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi HTML'in dosya yapısına ve geliştiricilerine bakacak olursak HTML V3C tarafından standartlaştırılıyor. Yani HTML'in tüm kararları, HTML'in tüm geliştirme mekanizmaları, HTML'in tüm kod tipi veya diğer tagların güncellenmesi, HTML'deki alınabilecek tüm kararların hepsine V3C karar veriyor. Şu anda zaten birazdan geliştiricilerini, dosya uzantılarını, bin taglarını, kod tiplerini ya da sürüm bilgilerini şimdi veriyor olacağım. İlk olarak geliştiricisine zaten bahsettik. HTML'in geliştiricileri V3C dosya yapısı, yani dosya uzantısı, yani bir dosyanın soyadı gibi düşünebiliriz. .html ya da HTML, en yaygın olarak .html kullanılıyor. MIMTYPE'ı diğer programlama dillerinde zaten çok kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Burada metin tabanlı, yani HTML'in metin tabanlı olduğunu, yani tipini söylüyor olacağız. Kod tipi zaten dedik, metin tabanlı, öğrenmesi çok kolay bir dil. Format tipi Markup Language, yani işaretleme dili. Bir web sayfasını işaretlediğinizi ve o tagları o sayfaya yerleştirdiğimizi düşünelim. Çalışma ortamı peki HTML kodları veya HTML elementleri nerede çalışıyor dersek, istemcinin tarayıcısında çalışıyor. Yani ekstradan bir programa ya da bir sunucuya ihtiyacımız yoktur. Her bilgisayarda yer alan tarayıcılarda kolay bir şekilde çalıştırabiliriz. Bu tarayıcılara örnek verecek olursak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex Browser gibi tarayıcıları söyleyebiliriz. Zaten günümüzde yüzlerce browser var ama şu an en popüler tarayıcılar bunlar. Ve uzatılan türü SGML, bu da standart genelleştirilmiş işaretleme dili olarak geçiyor ve şu an HTML'in güncel sürümü 5 ve eğitim programımız boyunca HTML'in en güncel haliyle, en son sürümüyle derslerimizi devam ettireceğiz. HTML'in faydalarına bakacak olursak HTML kullanımı tamamen ücretsiz. Yani ekstradan bir ücret ödememize gerek yoktur. HTML'i isteyen herkes istediği zamanda kolay bir şekilde kullanabilir. Ekstra bir ücret ödemesine gerek yoktur. Web sitesi içerisinde %100'e yakın oranda kullanılan bir dil ve bu nedenle HTML web sitelerinin temeli ve iskeleti. Zaten bundan bahsettik ve insan benzetmesi yaptık. Sadece eğer dedik ki HTML kullanacak olursak, HTML ile bir web sitesi yapıyor olacaksak, bu gibi sitelere, statik web siteleri eğer dinamik bir yapıya kavuşturacaksak da PHP, ASP gibi dillerle tam olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir. Burada bir parantez açmak istiyorum. JavaScript dili de aynı şekilde
frontend'de gözüküyor ama belli kısımlarda bir kütüphaneden bahsetmiştim, Node.js gibi. O kütüphanemiz de aynı şekilde sunucu tarafı çalıştığı için dinamik yapılarda da kullanılıyor. Yani JavaScript'in hem statik hem dinamik yapıda olduğunu görebiliriz ama en çok tabii ki de dinamik yapıda olduğunu görüyoruz. HTML diğer programlama dillerine göre öğrenmesi daha kolay. Asla aklınıza kötü bir durum getirmeyin. Yani yazılım gerçekten zor mu diye düşünmeyin. HTML ilk adımıdır yazılımın aslında. Çok basittir. Öğrenmesi gerçekten çok kolay. Zaten eğitimlerimizde fazlasıyla örnekler yapacağımız için akıllarda soru işareti kalmayacaktır. HTML'in kolay öğrenmesinin temel nedeni de zaten metin tabanlı bir işaretleme dili olduğu için çok kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. Diğer diller gibi hexadecimal kodlar bulunmuyor. Hexadecimal kodları da yine aynı şekilde JavaScript, PHP gibi dillerimizde bunları daha kapsamlı bir şekilde işliyor olacağız. Tüm ülke dillerine kolaylıkla adapte olabiliyor. Yani bir Kanadalı, bir Amerikalı, bir İspanyol, bir Türk istediği şekilde, yani tüm dünyadaki herkes HTML'i kullanabilir ya da HTML ile kendi ülkesine göre projeler geliştirebilir. Yani bir kısıtlamamız asla yoktur. HTML ile sayfalar oluşturmak için hiçbir kod bilgisi olmadan herhangi bir IDE, yani tümleşik geliştirme ortamı, yazılımlarımızı yazdığımız ortamla biz HTML sayfaları oluşturabiliriz. Bunlara ne örnek verebiliriz? Adobe Dreamweaver, Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, PyCharm, Visual Studio vesaire gibi IDE'leri kullanabiliriz. HTML kodlarını eğer herhangi bir IDE'miz bulunmuyorsa tüm Windows, Linux, Mac işletim sistemlerinde kullanılan not defterleriyle de HTML kodları yazabiliriz. Yani ekstradan bir yazılıma ihtiyacımız yoktur. Bir not defteri ve tarayıcı olması yeterli oluyor HTML'de. Ayrıca internet üzerinde yayın yapacaksak tüm hosting ve server gibi işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Yani HTML'i biz istediğimiz sunucularda çalıştırabiliyoruz ya da istediğimiz hostinglerde, bir Windows hosting olabilir, Linux hosting olabilir, hiç fark etmez. Hepsinde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Evet, bugünkü videomuzda HTML nedir'e giriş yaptık. HTML'in tarihçesini kurcaladık ve son olarak HTML'in faydalarına baktık. Bir sonraki eğitim videomuzda HTML'le neler yapabiliriz onu görüyor olacağız.